arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir yelek çalışması yapacağız yeleğimizi robadan bütün olarak başladık ve artışlarımızı sıralarımızda yaptık görmüş olduğunuz trabzan sıralarında artışlarımızı yapıp yeteri kadar büyüttükten sonra hemen rubamızda modelimizi uyguladık yeterli uzunluk ölçüsü olunca kolumuzu gövdemizden Gövdemizi oluşturmak için kol kısmını ayırdık ve tamamen gövde olarak aşağıya kadar ördük ve yeterli uzunluk ölçüsü olunca alt sırasını bir sıra başını dolayarak ördük bakınız ve yeleğimizi tamamladık son olarak ise kenarlarının pat kısmını hem ilik kısmımızı hem de düğme kısmımızı sık iğnelerimizde 3 sıra sık iğne örerek tamamladık ve Roma kısmında 3 düğme kullanarak yeleğimi ben tamamladım. Güzel cici bir yelek oldu. 1 yaşına kadar olan bebeklerimiz rahatlıkla giyebilir. Şimdi koyup ölçüsüne bakalım mezurumu alıyorum hemen ölçüyorum el alt kısımdan şuradan çukur kısmından ölçüyorum yakanın bulunduğu yerden 26 santim omzumuzdan ölçüyorum omzumuzun roba kısmından ölçüyorum bakınız bu kısımdan değil ölçtüğüm zaman 29 buçuk santimde boyunun uzunluğunu görmekteyim kol altından diğer kol altına kadar olan genişliği ise gövde genişliği 25 santim Evet yeleğimizi bu şekilde tanıdık şöyle görelim fıstıklı çok güzel bir çalışma oldu İnşallah sizler de severek benimle birlikte Örersiniz. Örecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Ama öncesinde kanalıma abone olmayan ya da olmamış arkadaşlarım tamam ücretsiz olan abone ol tuşuna basarak bana abone olur, beğeni ve yorumlarıyla da beni desteklerse çok mutlu olurum. Evet hemen başlayalım. Kolay gelsin. Kartopunun Baby One ipini kullanıyorum. 2.75 milimetrede tığım var bu yeliğimizi örmek için. Zincirimizi çekerek robamızı örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum, sıkıştırıyorum. Şöyle rahat bir şekilde ilmeğimi ilk önce rahatlattıktan sonra 65 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 65'e tamamlayıp görüşelim. 65'e tamamladım zincir sayımı. Şimdi geriye dönerek trabzanımı örmeye başlıyorum. 1-2-3-4 Dördüncü zincir yuvasının içerisine tığımın başını bir defa doluyorum. Dördüncünün içerisine giriyorum. İpimi alıyorum. 2 defa da örüyorum. 1 ve 2 ve diğer zincirlerimi her birine bir defa giriyorum. 1 2 tığımın başını önce doluyorum sıradaki zincirime batıyorum 1 ve 2 doluyorum sırası ile bütün zincirlerimi ikili trabzanlarımla dolduruyorum başını bir defa dolayıp 1 ve 2 başını doluyorum 1 2 trabzanlarımı Zincirim bitene kadar örerek tamamlıyorum. Son zincirimize kadar birer birer trabzanlarımı örerek tamamladım. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Ve bundan sonraki sıralarımızda biraz artışlarımızı yaparak robamızı büyütelim. Şimdi ilk bakınız bitirdim trabzanı. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Ilmeğimi uzatıyorum. İlmeğimi uzattım. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine bir tane trabzan örüyorum. Zincir çekmedim, bakınız bir zincir çektim ve burayı trabzan olarak ördüm. Şöyle biraz dolgulu durmasını sağladım ve burası bir trabzan. Bakın bir. İkinciyi örüyorum, iki, üçüncüyü örüyorum. Üç tane trabzan ördüm. Dördüncüyü çift öreceğim. Üç tek bir çift olacak. Dördüncüyü ördüm. Yine dördüncü'nün yanına bir tane daha örüyorum ve çift örmüş oldum tığımın başını doluyorum 1 2 3 3 tane tek trabzanımı ördüm bakın çiftten sonra 3 tek dördüncüyü çift örüyorum 4 ördüm yanına bir tane daha batıyorum ve örüyorum eğer eliniz gevşekse tığ numarasını Iki buçuk olarak küçültürseniz daha güzel olacak 3 tek bir çift tekrar 3teki örüyorum 1 2 ve 3 3 tane teki ördüm 4nc çift örüyorum bir aynı yere batıyorum bu sıramızdaki artışımız 3 tek bir çift olacak bir çift 3 tek bir çift. Şöyle göstereyim, saymak isteyen arkadaşım saysın Evet, sona kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar geldim. 3 tane tek, 4. çift ördüm. En son çiftimden sonra 3 tane de tekim kaldı. Onu da birlikte örelim. 1, 2 ve son zincirden döndüğümüz 3. Şimdi. Diğer sıramıza geçiyoruz. Yine artışlarımıza devam ediyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Şöyle biraz ilmeğimi rahatlatıyorum. Çok değil biraz. Tığımın başını dolayarak ilk trabzanıma batıyorum. Ve bunu bir olarak sayıyorum ki bir bu. Birinci trabzanımız. Yanındakine batıyorum. İki. Bu sıramızda da artışlarımıza devam ediyoruz. Üç. Robamız yeterli büyüklüğe gelene kadar artışımızı yapacağız. 4 tane tek ördük. 1, 2, 3, 4. 4 tek ördükten sonra 5. çift olacak. 4 tek 1 çift. Devam ediyorum. 1 tek 2 3 ve 4 5. batıyorum. Aynı yere bir daha örüyorum ve şöyle bakalım. 4 tane tek ördüm. 1 2 3 4 5. çift. 1 2 3 4 tek 5. çift. Şöyle tutuyorum. Bakınız 4 tane tek 5 beş çift. 5. çift olarak 3. sıramızı tamamlayalım. 3. sıramı tamamladım. Şimdi 4. sıramıza başlayabiliriz. 4. sıramızda da yine teklerin sayısını 1 artıracağız. Sonrasında yeniden e, çiftimizi öreceğiz. 3 tane tekti, 4 tane tekti. Şimdi 5 tane tek bir çift olarak öreceğiz. Bir tane zincirimi çekip çeviriyorum. İlmeğimi şöyle biraz rahatlatıyorum. İlk trabzanımı örüyorum. 1 Ve saymaya başladım. 2 3 4 5 tane tek. Her sırada bir tane tek sayısı arttı. Bakınız 3, 4, 5. Bir sonraki de 6 olacak. Hemen yanındakini çift örüyorum. 5 tek 6. çift. 1 2 3 4 5 5 tane tekimizi ördük çiftten sonra 6.'yı çift örüyorum ve bu sıramız dördüncü sıramız 5 tane tek 6 çift olarak örülecek sıramızı tamamladım yine bir tane zincirimi çektim arkasını çeviriyorum tığımı başını dolayarak bu kez 6 tane tek 7. çift örüyoruz ve bu son artış sıramız 2 3 4 5 6. 6 tekimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. çift örelim. Aynı yere batıyorum. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. 6 tane tekimi ördüm şuradaki çiftten sonra 7 de çift örüyorum ve son artış sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Daha büyük yelek örmek isteyen arkadaşlarımız biraz daha artışa devam edebilirler. Burada da 7 tek, 8 tek bir çift yani her sırada birer tane tekimizi artırarak ördük. Birkaç sıra daha örüp biraz büyütebilirler. Evet şimdi sıramı tamamlıyorum. Evet son sıramızı da tamamladık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı ördük ve roba kısmımızın e, trabzan ve artış bölümünü tamamladık. Şimdi modelimizle birlikte yine robamızı örmeye devam edelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak birinci trabzanımı örüyorum. Bir tane trabzanımı ördüm. İki tane zincirimi çekiyorum hemen. İki zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum ikinci trabzanın tepesine batarak fıstık örüyorum bir ve iki İki taneden çekiyorum benim ipim birazcık da dolgun daha ipi zayıf olan arkadaşlarımız 3 defa da çekebilirler. İçinden geçiyorum. Kapatıyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Yeniden tığımın başında oluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, ve 2 2 defa da aldığım fıstığımı örüyorum önce aldıklarımı sonra ilmeğimle birlikte geçiyorum bir iki tane zincir tığımın başını tekrar dolayarak üçüncü kez fıstık yapmak için giriyorum ve iki defa yine sardım önce aldıklarımı sonra diğerine çekip kapatıyorum ve üç defa fıstığımı ikişer çekerek ördüm arada da iki tane zincirim oldu Son fıstığımdan sonra iki zincir çekiyorum. Bir ve iki. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzana gelerek sık iğnemle batıyorum. Tekrar iki tane zincirimizi buradan çekiyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyoruz. Hep atladığımız bir trabzan olacak. Hem sık iğnelerde hem fıstıklarımızın olduğu yerde. İki defa sardım. Kapadım. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere gidiyorum 1 ve 2. Önce çektiklerim, her ikisi 1 ve 2. Tekrar 1 2 defa sardığım fıstığımı örüyorum. Önce sardıklarım, sonra diğeri. Yeniden biterken de 2 zincirimi çekiyorum. 1 atlıyorum, ikinciye batıyorum. Sık iğnemizde de bir atlıyoruz. Fıstığımızda da 1 atlıyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz tığımızın başında dolayarak bir atlayıp diğerine batıyorum ve sırada fıstığımız iki defa sardım 1 ve 2 2 zincirim tekrar 1 ve 2 önce şu şekilde alıyorum ikinci kez kapatıyorum 1 ve 2 zincir yeniden 3. fıstığım için giriyorum 1 2 de kapadım 2 zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batıyorum bakın bu şekilde fıstıklarımızı ve aradaki 2 zincirlerimizi ördük ve şöyle bir trabzan atlayıp ikinciye de sık iğnemizi yeniden 2 zincirimizi örerek ilerleyelim son kez yapalım 2 zincirimi çektim bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum 1 2 de çektim araya 2 zincir aynı yere ikinci bir fıstık bir ve iki defa da sardım. 3 çok tok olmakta, yani kabartılı olmakta bu iplerde ama diğer Nakominoş baby'lerde ya da Alize'nin şekerimlerinde 3 de güzel olabilir. 300 metre ve 300 metrenin üzerindekileri 3 çekmenizi tavsiye ederim. Şöyle arkasına baktığınız zaman iplerimiz 100 gram. Bu 250 metre bakınız. 250 metrelerde 2 defa fıstığı doldurmak yeterli. Ama buradaki 100 grama eğer 300 ise 350 360 ise kesinlikle 3 defa saralım fıstıklarımızı. 1. ikinciye batıyorum. Ve yeniden 2 zincirle devam ediyorum. Bu sıramızı bu şekilde bitirelim. Fıstıklarımızı örerek sona kadar geldim. Aralarında ikişer zincir, bir tane sık iğnemizi ördük ve üç tane fıstığımızı tamamladıktan sonra diğer sıramıza geçmek için hazırız. Ben son trabzandan bir öncesine kadar fıstığımı ördüm. Buraya kadar oldu. Sizlerde bir artabilir, iki artabilir, hiç önemli değil. Hemen son trabzanımızı da örelim. Fıstıkla başladığımız için fıstıkla bitirmemiz gerekmekte. İki zincirimi çektim. En son trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir tane trabzanımı buraya örüyorum. Ve bir zincir çekip arkasını çeviriyorum. Ve buraya tepesine zincirimi çektiğim yere yani e, sondaki ördüğüm trabzanıma batıyorum. Buranın da ilki oluyor. İlk sık iğnemizde başladık. Bir zincir, bir sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamadan Hemen iki zincirin bulunduğu yerden ardından giriyorum. Diğer zincirin bulunduğu yere tekrar batıyorum. İpimi alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki sık iğneme başını doluyorum. Batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum bir zincir ve aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum buraya bir tane arasında bir zincir olan V'mizi kuruyoruz ve tekrar 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 fıstığıma geliyorum fıstığımın ilk zincirinin bulunduğu yuvaya ardından giriyorum başını dolamıyorum diğer boşluktan diğer zincir yerinden çıkıyorum ipimi geçirip kapatıyorum ve 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak sık iğnemin bulunduğu yere gelip bir tane trabzanımı örüyorum. Arasına bir zincir ve tekrar aynı yere bir trabzan daha örerek bir tane V'mi buraya kuruyorum. Şöyle görelim bakınız ön yüzden bu şekilde duracak birer beylerimiz ve şuradaki e, ortadaki fıstığımız dışa doğru kabarttık. V'den sonra yani ikinci trabzanından sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar birinci boşluktan girip ama ardından birinci boşluktan girdim. ikinci boşluktan çıkıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 tane araya zincir çekiyorum ve sık iğnemin bulunduğu yeri bir tane trabzan, bir zincir ve yeniden bir trabzanımı örüyorum. Araya ise üçer zincirimiz oluyor ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar fıstıklarımızı ve trabzanlarımızı örerek geldik ve sıramızın sonundayız. Görünümüz şu şekilde bakınız. Fıstıklarımız ve ilerimiz. Fıstıklarımız ve ilerimiz. En son... Bitişi de sizlerle birlikte çalışalım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. En son fıstığıma yandan girdim. 3 tane zincirimi çektim. Buradaki tek trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Şöyle trabzanımı tepe noktasına gelerek battım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve yeni sıramı başlatıyorum. Çekmiş olduğum bir zinciri yine aynı batmış olduğum yere gelerek batıyorum. Buraya bir tane sık iğne ördüm. bir 2 3 tane zincirimi çektim burada fıstığımın ortasına sık iğne olarak batmıştık arkadan girip yine aynı yere bu 3 zinciri batıyorum bir tane sık iğne ile içerisine şuradaki uyguladığımız üçlü fıstık gruplarını buraya öreceğiz 3 zincir çekerek gidiyorum tığımın başını doluyorum V'nin direk direkt içerisine giriyorum 1 2 önce çektiklerimi sonra diğerine 1 ve 2 zincir tekrar 1 2 önce çıkardıklarım diğeri 1 ve 2 zincir tekrar 1 2 3 defa aynı işlemi yaptım kapadım bitince 1 2 3 zincirimi çekiyorum sık iğnemin tepesine bir önceki sırada bakınız fıstığımızın üzerine batmıştık yine buraya batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve içerisine buradaki gibi fıstıklarımı kuruyorum. Yine sıramızın sonuna geldik. Fıstıklarımızı ördük. Üçer zincir çekip sık iğnelerimizi de tamamladıktan sonra sıramızın sonundayız ve sıramızı birlikte bitirelim. 3 tane zincirimi ben çektim. 3'üncüyü de çekiyorum. 2 çekmişim. Buradaki sık iğnenin içerisine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi şöyle biraz uzatıp Hemen dibine batarak bir tane trabzanımı örüyorum ve yeni sıramızı başlatıyoruz. Sık iğnelerimizin üzerine beğimizi yapıyoruz. Fıstıklarımızın da ardından birincisinden girip ikincisinden çıkıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum trabzan sonrasında ve hemen şuraya tığımın başını dolayarak sık iğneme batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Şöyle V'mizi kurduk. Trabzanımız 3 zincirimiz V'miz. Tekrar 3 zincir. Fıstıklarımızın buradan birinci yuvadan girip diğerinden çıkıyorum ve sık iğnemle kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tepesi yani sık iğnemin tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 işlemlerimiz aynı bakınız. Birinden giriyorum, diğerinden çıkıp sık iğne. Evet, bu işlemimizi sıramızın sonuna kadar götürelim. Sıramın sonuna geldim. 3 tane zincirimi yaptım. En son V'mi sık iğnemin üzerine ördüm. Zincirimi başlangıçtaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Ve yine bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. 1, 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak hemen şu yuvaya giriyorum. 1 2 2 defa da çekiyorum. 1 2 3 fıstığımı yapıyorum. Artık bu sıramızı da aynı şekilde fıstıklarımızı aralarına 2 zincir çekelim. 3 fıstığımı tamamladıktan sonra 1 2 3 tane zincirimizi çekip Diğer sırada sık iğne olarak battığımız yere bu sırada da yine sık iğne batıyorum. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine yuvamın içerisine girerek fıstıklarımı örüyorum ve sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın modelimizi kaydırdık. Birinci sıradaki üçüncü sıramız da oldu. Birinci sıramız, üçüncü sıramız da bakınız. Şimdi dördüncü sıramızda da buraya yerleştireceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Fıstıklarımızı ördüğümüz sıramızı tamamladık ve toplamda 1, 2, 3 sıra fıstık kurulumumuzu bu şekilde yaptık. Şimdi dördüncü sıramızda yeni e, yuvalarımızı hazırlayacağız ve e, yeni yuvalarımızı hazırlayacağımız sırada ise işaretlerimi koyduğumu görmektesiniz. Kollarımızı gövdemizden ayırarak e, tüm beden haline geçişimizi yapacağız. Kolları artık bırakacağız. Şimdi bölümlerimize nasıl ayırdığımı göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane fıstıklı grubumu önüm için ayırdım. Diğer önüme de aynı 4 tane ayırdım. İşaretimi tam sık iğnemin bulunduğu noktaya taktım. Ve kolum için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık grubumu kolum için ayırdım. Şöyle tutayım saymak isteyen arkadaşlarım için. Görünsün 2, 4, 6, 7. Arkamız için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8 ve 9 tane fıstık dolgulu bölümümüzü de arkamıza ayırdım. Bakınız yeşilimizden diğer kırmızımıza kadar. Sonra kırmızımızdan tekrar yeşilimize kadar ise yeniden kolumuz için ayırdık. 2, 4, 6, 7. Son olarak ise 4 tane fıstık grubumu önümüze ayırdım. Yani bölümlerimizin Önler 4, kollar 7, arkamız 9 olacak. Şurada bitişi de sizlerle birlikte çalışalım. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Buraya gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. Bir sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle ardından girip sık iğnemi örüyorum tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 sık iğnemin üzerine gelerek yeni yuvamı kuruyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan araya 1 2 3 zincir ardından giriyorum diğer yandan çıkıp sık iğne tekrar 3 tane zincir tığımın başını doluyorum sık iğnemin tepesine bir trabzan bir zincir bir trabzan işaretimize kadar devam edelim işaretimi taktığım yerime kadar geldim 4 tane bakınız 1 2 3 4 çiçeğimin dördünü de ördüm İşaretimin bulunduğu yere şöyle işareti çıkarıyorum buraya bir tane daha yuvayı kuruyorum bakın bir tane trabzan bir zincir bir trabzanımı ördüm ve tekrar dört tane fıstık yeri için yuvamız hazırlandı 1 2 3 gördüğünüz gibi dört Şimdi kol altındayım. 3 tane zincir çekiyorum. İşaretimin olduğu yere geliyorum ve ayracımı bu noktadan çıkarıyorum. Ve tığımın başını dolayarak hemen buraya da bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Kolumu bakınız 3 zincirle ayırdım. Bir tarafında ve diğer tarafında birer birer fıstıklarımız için yuvamızı da kurdum. Ve devam edelim. Şimdi e, arkayı hepsini aynı şekilde örelim. İşaretimi taktığım yerde yeniden görüşelim. İşaretimizi taktığımız yere kadar örerek geldim. Şimdi işaretimin bulunduğu yerdeyim. Çıkarıyorum ve buraya bir tane trabzanımı, bir zincirimi yani yeni yuvamızı kuruyoruz. 3 tane zincir çekiyorum kol altı için ve büküyorum. Tekrar buradaki işaretimi çıkarıyorum. Buraya bir trabzan trabzanımı yarımladım. Hemen düzeltiyorum. Bir trabzan, bir zincir bir trabzandan oluşan bölümümü yapıyorum. İkinci kolumu da bu şekilde ayırıp tamamlamış oldum. Şimdi 1, 2, 3 arkadan girip devam ediyorum. Sıramı tamamlıyorum sıramızın sonuna kadar geldim 3 tane zincirimi çektim ve başlangıçtaki şu bölüme gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve yapmış olduğumuz işlemimize şöyle düzelterek bakalım Evet şöyle düzelttim bakınız önlerimizin her ikisi arkamız ve kollarımızın zincir yerlerini görmekteyiz şu şekilde kollarımız altında üçer zincirleriyle. Şimdi modelimizi aynı şekilde örerek zincirimizin bulunduğu noktaya kadar gelelim. Zincirimizin burada yeniden görüşelim. Artık modelimiz kendisini gösterdi. Kaydırarak aynı işlemlerin tekrarıyla örmekteyiz. Bakınız 1, 2, 3 sıra ördük. Bu bizim dördüncü sıramız olacak şimdi. Şimdi örmeye başlıyoruz. Zincirlerimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. Sık iğnemin üzerine yine sık iğne olarak ördüm. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yuvanın içerisine fıstıklarımı örüyorum. 2, kapatıyorum. 2, 1 ve 2. Araya 2 zincir. 1, 2, araya 2 zincir. Çektim 3 zincirimi çekip sık iğnemin üzerine batıyorum. Önden başladım birinci ikinci üçüncü dördüncü yolu ördüm kolumun altına üç tane zincir çekmiştim yine buradan fıstığımın üzerinden üç zincirimi çektim tam ortalayarak gelip batıyorum bir tane sık iğneyle. Yani modelimiz hiç değişik bir şey yapmıyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen kenardan çıkardığımız yuvaya fıstıklarımızı örüyoruz. Arkamızı da aynı örelim. Kol altında yeniden görüşelim. 1 2 3 sık iğnemi batıyorum. Diğer kolumuzu da aynı şekilde öreceğiz. Arkamızı sırasıyla örerek geldim. Kolumun yanındaki trabzanın içerisine fıstıklarımı ördüm. Yine 3 zincirimi çektim. Kol altı için çektiğim 3 zincirin ortasına girerek bir tane sık iğnemi batıyorum. Şöyle ortalayarak batalım. Tekrar 1-2-3 zincirimi çekiyorum. V'lerimin içerisine fıstıklarımı örerek sona kadar geliyorum ve yeleğimizin bu şekilde gövde kısmının da ilk sırasını örmüş olduk. Kol altımızı birleştirdikten sonra modelimizi de uygulayarak geldim. Yeni sıramıza başlamak için hazırım. Ben trabzanımı sıramı bitirdim. Bir tane trabzanım ve üç zincirimi çektim. Buraya V'lerimi kuracağım. Diğerine ise ardından girerek öreceğim ve bu şekilde. Bu delimizi yeleğimizin uzunluk ölçüsü olana kadar yani yeterli olana kadar öreceğiz. Bir tane trabzanımı ve 3 zincirimi çekmiştim. Hemen sizlerle başlayalım. Sonrasında işlemlerimizin tekrarıyla yeleğimizi istediğimiz uzunluk olana kadar örelim. Evet. Bakınız. Trabzanım, 3 zincirimi ve ördüm. 1, 2, 3 ardından giriyorum. Sık iğne. 1 2 3 Değimi örüyorum. İşlemlerimiz hep birbirinin tekrar. Yeterli uzunluk ölçüsü olana kadar yeleğimizi örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Çiçeklerimizi örerek yeteri kadar uzunluğa geldim. E, sayalım robamızdan itibaren kaç sıra ördüğümüzü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 ve 13 sıramızı ördük 13 sırada yeterli uzunluk ölçüsüne geldim Bakınız kolumuz şuradan başlamaktaydı gövde için yeterli oldu şimdi en son fıstık dolgulu sıramızı yaptım fıstık dolgulu sıramızdan sonra farklı bir işlem uygulayacağız ve o bizim artık bitiriş sıramız olacak kollarımızda da aynı işlemimizi yapacağız Son olarak bu işlemimizi de bitireceğiz. Fıstık sıramdan sonra başa geldim. Sık iğnemle battım. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak zincirimin içerisine giriyorum. Bir defa çekiyorum. Başını doladım. Tek seferde aldım. Sırasıyla başını doluyorum. Tek seferde. iki defa ördüm. Bakınız. Tığımın başını doluyorum fıstıkların arasına iki zincir çekmiştim bu noktaya giriyorum çekiyorum bir aynı noktaya iki ve devam ediyorum diğer fıstık arasına bir bir daha doluyorum iki her bir zincir yuvasına iki gerekli yerlerde ise üç tane bu işlemimizi yapıyorum diğer araya geçtim bir ve iki diğer tarafa bakın sık iğnemin diğer yönüne geçtim bir 2 gereken yerlerde 3 tane de doldurabiliriz. Fıstık arasına geçtim. 1 ve 2. Diğer araya geçiyorum. 1 ve 2. Araya geçiyorum. 1 2 eğer kasacak gibi olursa lütfen 3 yapalım. 1 2 sık iğneyi atladım diğer tarafa. Yine fıstıklar içerisine. İkişer ikişer örüyorum ve yeleğimizin taban kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Önden görünümü de şöyle olacak. Yeleğimizin alt kısmını buradan başlamıştık. Bütün etrafını dolaşarak geldim. En son bu noktadayım. Şimdi yeleğimizin yanlarını öreceğiz. Yanlarımızı ise sık iğne ile öreceğiz. Şimdi iki defa en son kısma battım. Dönüş yapacağımız için aynı yere bir defa daha şu şekilde giriyorum üçüncü kez girdim dönüşümüz güzel olsun diye yan kısma çıkacağım hemen şöyle batıyorum buradaki sık iğneye bir şuraya giriyorum sık iğnem ikili almıştım iki diğer tarafa trabzanına geçiyorum burası da şöyle bakınız bir iki şuraya giriyorum bir gereken yerlere bir şu aralara bakınız ikişer ikişer yukarıya doğru çıkıyorum büstürmeyelim çok da bolluk verip potlaştırmayalım. göz kararı uygun şekilde sık iğnelerimizi örerek yakamıza kadar ilerleyelim araya giriyorum trabzanıma bir ve iki bu şekilde yukarıya doğru ilerleyelim. Trabzanların olduğu bölüme kadar geldim. Şimdi trabzanlarımızın olduğu yere de ikişer ikişer sık iğnemizi örelim. Araya da bir batıyorum. Şöyle iki iki yukarıya doğru çıkalım. Tepe noktasına geldim. Şuradaki zincirimizin bulunduğu yere de giriyorum. Bu üçüncü oluyor. Bir tane zinciri bitiş yönünde çekip arkasını çeviriyorum ve hemen dibine değil yanındakine batıyorum. Sık iğnelerimle aşağıya doğru iniyorum. Eğer potluk varsa aşağıya çalıştığımız yerlerde potluğun olduğu yeri atlayalım. Potluk yoksa birer birer bütün sık iğnelerimizin üzerine batarak ikinci sıramızı aşağıya kadar tamamlayalım. Bu yeleğimizin yandan örülmesi olsun yandan şöyle güzel bir görüntü olup bileğimizi toparlıyor bakın sona doğru ben geliyorum ikinci sıramızı örerek ikinci sıramızın da sonuna kadar geldim en alttayım yine bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve üçüncü ve son sıramıza başlıyorum hemen dibine bir tane batıyorum yukarıdan bakın dibine batmamıştım aşağıdan çıkarken dibine batıyorum ve bütün sık iğnelerimizi Başa kadar üçüncü kez örerek tamamlıyorum ve bu bizim son sıramız olacak. Üç sırada tamamlayıp yeleğimizin önünü toparlamış olacağız. Bir düğme bir de ilik yerimiz olacak. Burasını düğme yeri olarak ayarladık. Düğme yeri dikelim demiştim ama burası sol tarafmış. Kurallara uygun yapalım. Kız için iliği sol tarafımızda açalım. Ben roba kısmıma doğru 3 tane düğme kullanmak istiyorum birincisini en tepenin bulunduğu yere ikincisini buraya üçüncüsünde ise ilk modelimizin bulunduğu yere çalışıyorum şimdi üçüncü sık iğnemizi aşağıdan örerek geldim sadece zincir çekerek roba ilik yerimi açacağım 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum bir atlayıp iki atlayıp üçüncüye batıyorum burası yeleğimizin sol yanı ve ilik çalışıyoruz şöyle birinci atladım ikinci üçüncüye battıktan sonra yanına bir tane sık iğne örüyorum bir sık iğne daha yanına örüyorum tekrar bir iki üç tane zincir çekiyorum bir iki üç atlayıp üçüncüye batıyorum iki atlayıp üçüncüye tekrar batıyorum ve ikinci iliğimi ördüm bir iki tane sık iğnemi ördüm bir iki üç tane zincir çektim bir atladım iki atladım üçüncüye battım ve yanındakine de son sık iğnem olsun diye bir tane de zincirimi çekerek battım ve üç tane düğmemizi bu noktaya çalıştık yan yana sık olarak bakınız 1 2 3 3 düğme ili roba kısmımızda birincisi trabzanlarımızda ikisi üçüncüsü ise modelimizin bulunduğu yerde diğer tarafı da aynı şekilde şöyle aşağıdan başlayalım yukarıya doğru çıkalım. 3 defa 3 sırada buraya tıpkı buradaki çalıştığımız gibi şöyle göstereyim. Burada çalıştığımız gibi 3 sırada karşısına örelim. Oraya da düğme yerimiz olsun. Aşağıdan birlikte başlayalım yine. Buradan devam etmiştik bakınız örgümüz bittikten sonra hemen bu noktaya geliyorum. Batıyorum. Tığıma bir tane zincir çekip düğümüm attım. Bu noktaya giriyorum bir tane sık iğne ipimi sol tarafa doğru yatırıyorum aynı noktaya tekrar bir tane daha sık iğnemi örüyorum ve sonra yukarı doğru gereken yerlere bir iki göz kararı toplanması şöyle toparlıyoruz trabzanımızın ve zincirlerimizi toparlayarak sık iğnemizi örerek yukarıya doğru ilerleyelim şu ipimi de yine asılarak gizliyorum sonradan temizleme işlemi olmasın daha rahat edelim. yani temizleyesek de az bir bölüm kalsın bize Evet yukarıya doğru gidelim ve 3 defa bu sık iğne sıramızı tekrar edelim Yeleğimizin iliklerini açtıktan sonra ben 3 tane de şöyle gedicikli düğmelerimizi diktim. Şimdi kolumun bir tanesinin kenarında tıpkı yeleğimin alt kısmında olduğu gibi çalışmıştım. Yalnız alt kısmında 2 defa başını dolayarak batmıştık. Burada 3'er defa başını dolayarak battık. Şöyle daha dolgulu, daha kıvrımlı olmasını sağladık. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte çalışalım. Burada ters yönden öreceğiz şöyle. Şuradan yukarıya doğru ters yön ön olacak arka tarafı bu tarafa düşünce şu şekilde güzel bir görünüm ortaya çıkacak Evet bir zincirimi çektim kolumu şöyle altından girdim ve bu şekilde tutuyorum arkadaşlar bakınız bu şekilde tersinden örüyorum ve ilk boşluğa giriyorum bir tane zincirimi çekiyorum ipimi bu tarafa aldıktan sonra başını dolayarak batıyorum diğer zincirin bulunduğu yere geçiyorum 1 2 ve 3. 3 defa da örüyorum. İpimi yine gizliyorum. Diğer bölüme geçiyorum. 1, 2 ve 3. Her bölüm için 3 defa başını dolayarak tersinden yani yeleğimin kol kısmının içerisinden örerek başlangıç yerime kadar ilerliyorum. 2'yi ördüm. 3'ü ördüm. Bakınız burası e, ters tarafı. Şöyle öne bu şekilde düşecek. Evet 3'er 3'er hem zincir aralarımıza hem fıstıklarımızın arasındaki zincirlerimize hepsine 3 3 batıyorum. Diğerine geçiyorum. Aradaki sık iğnelerimize işlem yapmıyoruz. 2 ve 3. Başlangıç yerimize kadar geldim. Şöyle bakalım. Ön yüzden bu şekilde görülmekte. Bakınız kolumuz çok hoş oldu. Şimdi başlangıç yerimize tığımın başına girdiriyorum ipimi geçirip bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz ve kolumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın ne kadar güzel oldu şöyle görelim. Evet şimdi yeleğimizin son haline bakalım kollarımızı tamamladıktan sonra yeleğimiz bu şekilde kullanıma hazır hale geldi. Şöyle arkasını da çevirip bakalım. Arkasından da yeleğimiz bu şekilde görülmekte bakınız. Çok tatlı, güzel bir çalışma oldu. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.